Ahmet Yakupoğlu, Yakupoğullarından Hacı Halil Ağa ve Şefika Hanım'ın oğlu olarak 1920 yılının Kasım ayında Kütahya'da dünyaya gelir ve küçük yaşları milli mücadele yıllarının zorluklarıyla geçer. Liseyi bitirene kadar tahsilini doğup büyüdüğü şehrinde sürdürdükten sonra çocukluğundan beri aşırı ilgi duyduğu ressamlığı meslek edinmek üzere İstanbul'a gelirse de elinden bir tutan olmadığı için Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydını gerçekleştiremez. Üzgün bir halde Kütahya'ya dönüp kendince resim çalışmalarına devam eder. Derken 1941 yılı baharında Profesör Doktor Süheyl Ünver, ailesiyle birlikte Kütahya'yı ziyaretinde Tarihi Vahit Paşa Kütüphanesi'ndeki yazma eserler üzerinde tetkikler yaparken kendisine resim heveskarı genç Ahmet'i tanıtırlar. Hoca onun çizdiklerini takdirle seyreder, arzusunu öğrenince de İstanbul'da resim tahsili yapabilmesi için maddi ve manevi himayesini alır. Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünde Feyhaman Duran'a talebe olan Ahmet Yakupoğlu, 1941-1945 yılları arasında kendisini evladı gibi seven Feyhaman Bey'in atölyesine devamla buradan mezun olur. Aynı senelerde Süheyl Hoca'dan minyatür, ressam Halil Dikmen'den ney meşk eder. Bu birikimiyle ileriki yıllarda Kütahya'da Türk musikisi ve ney ile meşgul olan gençlerin topluluk kuracak kadar artmalarına vesile olur. Süheyl Ünver ve Feyhaman Duran hocaları resimlerinde onun tarihi mekanlara ağırlık vermesi tavsiyesinde bulunurlar. Tarihi yerler dışında çizdiği manzaralar hakkında ise şunları söyler Yakupoğlu. Tabiatın güzellikleri, azade uzanan sahra ve ağaçlıklar, serin pınarlar, kır çeşmeleri, adeta düşman bir kavmin istilasına uğramış bir memleket vaziyetine dönmeye başladıkça, o hiyaban köşelerin tespitinde ne kadar isabet edildiği bugün bizi ferahlatan teselli kaynağıdır, demiştir. Mezuniyetini mütakip Ahmet Yakupoğlu, kah Kütahya'da, kah İstanbul'da ikamet eder, bu yıllarda artık Ünver ailesinin bir ferdi haline gelerek daima aranır. Ayrıca İstanbul'un kültür ve sanat çevrelerinde de kendisini sevip takdir eden dostlar edinir. Bir ibadet neşvesiyle durup dinlenmeden her gününü resim ve musikiyle değerlendiren Sufi Meşrep ressamımız 1964 yılına kadar isminin ardındaki Çalışel soyadını bu tarihten sonra aile lakabı olan Yakupoğlu'na çevirir. Resmi bir vazife almadan sadece Kütahya için yaşar. Bu şehrin Maltepe semtinde tarihi çizgilerle inşa ettirdiği evinin hemen yamacına çinilerle bezediği bir mescit yaptırır. Çinili cami artık Kütahya'nın rumuzlarından sayılmaktadır. Konuşma tarz ve üslubuyla bile Kütahyalı olmaktan ayrılmayan Yakupoğlu, hayatı boyunca maddiyatı ayakları altına almayı bilenlerden olduğu için evini, kütüphanesini ve bütün eserlerini Dumlupınar Üniversitesi'ne bağışlamıştır. 4 Ekim 2006'da dönemin rektörü Profesör Doktor Güner Önce, üniversitemiz senatosunun aldığı kararla 2006-2007 akademik açılış töreninde Ahmet Yakupoğlu'na Fahri Doktora diploması takdim etmiştir. O anlarda Ahmet Yakupoğlu çok duygusallaşmıştır. Son 10 yılını yaşlılığın zahmetleriyle önce İzmir, sonra Kütahya'da geçiren Yakupoğlu, 2 Ekim 2016 Pazar günü 96 yaşını tamamlamak üzereyken ebedi aleme intikal etmiş, ertesi günü de tarihi Hıdırlık kabristanında anacığının koynuna sırlanmıştır. Rıhlet günü 1 Muharrem 1438'e rast geldiğine göre vefatında hicri tarih hesabıyla tam 100 yaşına girmiş bulunmaktadır. Sadece eserleriyle değil, şahsiyetiyle de asla unutulmayacak olan değerli ressamımız Ahmet Yakupoğlu'nu rahmet ve özlemle anıyoruz.